Yeniden Refah Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Orhan Adıgüzel, teşkilat olarak sıkı çalıştıklarını ve parti olarak halkın yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Seçim sürecinde Melikgazi Yeniden Refah Partisi Melikgazi İlçe Teşkilatı olaraktan sahalardayız. Ev ziyaretleri ve kahvehane ziyaretleri yapıyoruz. Halkımızın müthiş bir teveccühü var bizim için. Yeniden Refah Partisi ile herkesin yüzü gülecek inşallah. Ve şu an biz 2023 seçimlerine tam olaraktan hazırız. İnşallah şu anki durumumuz çok muhteşem. Bize vatandaşlarımızın Yeniden Refah Partisi için biz de varız diyerekten, bizleri bizzat arayaraktan, parti binamıza gelerek bizleri arayaraktan üye olmaya gayret gösteriyorlar, üye oluyorlar. Ve bu da bizi çok memnun ediyor. Yeniden Refah Partisi ile yeniden insanlar huzur bulacak, gelir düzeyi yükselecek. Şu zor zamanlarda mesela emekli maaşları istenilen düzeyde değil. Son bayram ikramiyesi yaklaşık en az 1500 lira beklenirken 1100 lira olaraktan açıklanması emeklilerin hepsine hayal kırıklığı yarattı. Bizim genel başkanımızın demeciyle en az inşallah Yeniden Refah Partisi iktidarında en az emekli maaşı asgari ücretten aşağı olmayacak diyor inşallah genel başkanımız. Yeniden Refah Partisi tüm Türkiye'nin ve tüm insanlığın kurtuluşu olacak inşallah. Milli görüş duygularıyla adil düzen, gelirde adil paylaşım bizim iktidarımız olacak inşallah. Şu an biz seçime hazırız. Genel başkanımızın cumhurbaşkanı olabilmesi için, mecliste çoğunluğu sağlayıp iktidar olmamız için bütün hazırlıklarımız devam ediyor ve hazırız seçime. Bütün teşkilatlarımız çalışıyor. Herkes sahalarda şu anda. Akşamları ev ziyareti ve esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Kahvehane ziyaretleri yapıyoruz. İnşallah bizim dönemimizde, Yeniden Refah Partisi iktidara döneminde herkes huzur bulacak ve gelir düzeyi yükselecek. Tarımımız ve ziraatımız gelişecek. Yerli üretimlerimizle, yerli üretim paketlerimizle inşallah hiç kimseye vergi yükü yüklemeden, genel başkanımızın da ifade ettiği gibi, hiç işçiye ve insanlara, vatandaşımıza vergi yükü yüklemeden ilk iktidarımızın birinci yılında 150 milyar dolar bir gelir kaynağı elde edilecek inşallah. Ve bu şekilde herkesin refahı için, gelir düzeyi için muhteşem bir gelir sağlanacak. Bundan sonrası için de inşallah vatandaşlarımızın iyi düşünüp ve kendilerini üye yapıp ve en az hanesinden bir kişiyi de Yeniden Refah Partisi'ne üye yaparaktan bizim iktidara gelmemize yardımcı olacaklar. Ve insanlığın ve tüm Müslümanların ülkemiz için, vatandaşlarımız için kurtuluş olacaktır Yeniden Refah iktidarı inşallah. Ben bu vesileyle içinde bulunmuş olduğumuz mübarek Ramazan ayının son haftasına geldik. İnşallah bu Ramazan'ı hayırlısıyla bitirip Ramazan bayramına bütün İslam alem ve ülkemizin huzur, barış ve sağlık içerisine girmesini temenni ediyorum. Şimdi bütün din kardeşlerimizin ve şehrimizdeki bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.